Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu çekimimizde biliyorsunuz mevsim artık arıya şurup verme mevsimi, ilkbahar mevsimindeyiz. Arıya şurup vermek için pek çok malzeme satılıyor. Bu malzemelerin pek çoğunu kullandım. Ekseriyesinden memnun olmadım. Çünkü arıyı muhafaza edemiyor. Çok kullanışlılar, çok güzeller, çok renkliler, çok cicişler. Ama arıyı muhafaza edemiyor. Pek çoğunda arı fazlasıyla ölüyor. Çünkü ya boğulmalar oluyor. Bu sefer çubuk falan destek vermen gerekiyor. Bayağı bir uğraştırıyor. Eğer bunlarla uğraşmak istemiyorum, daha ameli bir bilgi yok mu? Yani pratik bilgi yok mu diyor iseniz size daha ameli, yani pratik bir bilgi vereceğim. Aldığımız bir su şişesi, plastik, pet su bidonu. Bu büyük olabilir. Boyut fark edebilir mi ustam? Yok, bu arınızın nüfusuna göre olabilir. Günlük bakıyorsanız, 2 güne bir bakıyorsanız bunun gibi bir şey yeter. Yok, haftalık bakıyorsanız bunun litrelik olmasında fayda var. Yani bu o kadar önemli bir şey değil. Sizin tercihinize bağlı. Bu baş tarafını kesiyoruz. Baş tarafını kesip çıkartıyoruz. Bu derinlik fark etmez değil mi? Onun yüksekliği. Hayır, hiç fark etmeyecek. Bu bakıma göre siz kendiniz hiç fark etmeyecek. Bu içinde su var ama siz bunu şurup var olarak farz ediniz. Şurubun da ölçüsünü vereyim. Birebir kullanıyoruz. Hangi şeyle yapacaksanız, su bardağıyla olsun, tasla olsun, artık neyle yapacaksanız ölçünüzü birebir su. En az bu ölçüde kullanıyoruz. Şeker miktarını artırmakta fayda var. Şimdi şurubumuzu bu şekilde hazırladık. Kovanımız böyle. Bunu direkt bu şekilde son çıtanın, yaklaşırsanız son çıtanın hemen kenarına böyle koyacağız. Fakat direkt böyle çıplak koymayacağız. Ne yapacağız? Arımıza hiçbir zayiat vermesin için hemen bahçemizde, arılığı koyduğumuz yerde muhakkak otlar vardır. Ben buraya hazırladım kolaylık olsun çekim için diye. Hemen otu alıyoruz. Ve bu şekil bidonun içine yerleştiriyoruz. Bunu biraz daha tertipli yerleştirebiliriz. Bu şekilde yerleştirebiliriz. Sorun değil. Bu şekilde yerleştirdik. Bu kenarlarda arının çok rahat bir şekilde gireceği, tabii bu kadar boyuna gerek yok. Biz bunu şu şekilde yaptığımızda çok daha sağlıklı, sıhhatli olacak. Bu şekil. Şuradan da kalan parçayı koparıp atabiliriz. Kesebiliriz. Yani bunu tarlada hazırlarken bu şekilde yaparız. Şu şekil. Burada rahatlıkla şuradan gösterebilirsek buralardan arı rahatlıkla girip hiçbir şekilde arı zayiat vermeden, arı boğulmadan şurup alacak. Böyle de kovanın kenarına yerleştiriyoruz. Tek katlı kovanlarda böyle yapabiliriz. Eğer çıta sayımız 9-10 çıta ise o zaman bunu şöyle yapabiliriz. Bunun üzerine bir boş ballık koyuyoruz. Bu birinci kat kuluçkalığın üzerine boş bir ballık koyuyoruz. Bu ballığın işte çıta atacaksak çıtasını atacağız. Temel petek konmuşsa, kabartılmış petek konmuşsa onu koyacağız. Onun bir kenarına sağlam bir şekilde ikinci kata bu şekil ballığın arasına bu şekilde koyabiliriz. Bu dökülme falan yapmaz değil mi ustam öyle konduğunda? Yok. Bu zaten arı bir tır gibi gelip çarpmayacak buna. Arı çok kibar bir varlık. Gelecek, yavaşça buradan içeri girecek, şurubu alacak, çıkacak. Ve diğer arılar da böyle. Burada ne olacak? Arıya hiçbir zayiat vermeden biz bunu kullanmış olacağız. Diğer durumlarda, diğer şuruplarda hangisini kullanmışsam hepsinde arı ölümlerinin çok fazla olduğunu gördüm. O şurupları da mı aynı bu şekil kullandınız ki? Şurupların kendi ayaklıkları falan var. Yani plastikleri var böyle kayık şeklinde ama onda bile zayiat oluyor. Bu hem ekonomik, çünkü buna para vermeyeceksiniz. Tabii. Bunu şurupluk olarak kullandığınızda para vermeyeceksiniz. Hem de daha sıhhatli. Ha, tercih edenler onlardan yaparlar. Ben de kullanıyorum onlardan. Ama mümkün olduğunca onu arıya en zarar verecek şekilde kullanıyorum. Umuyorum faydalı olmuşuzdur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenme butonuna ve abone olma butonuna basın. Allah'a emanet olun.